Ali başıma geldi gurbete, zengin olsam memleketten dönmezdim. Sıla'da yar kaldı gurbete, Sıla'da yar kaldı gurbete. Yüreğine sağlık, ver bir destan. Hediyesi 25 kuruş. Duyguların dışa vurumudur destanlar. Allah kavuştursun. Kalemleri aşıkların sazıdır. Sözüdür temiz kalplerden dökülenler. Niyet güzeldir de ekmek kavgası da yaşar destancılar. Aslında onlar sözü her dem para edenlerdir. Anlayana hediyesi 25 kuruş. Buyurun. Allah yolunu açık etsin. Allah kavuştursun inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah kavuştursun. Bizim elin koşu hasretten öter. Bizim elin koşu hasretten öter. Hediyesi 25 kuruş ablam. Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle gidin inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Bin derdin var Allah. Ben destan olarak şunu hatırlıyorum. Ben askere gidiyordum 1958 yılında. Tabii o zaman böyle otobüsler falan yoktu. Trenle gidiyorduk, kara trenle. Trende giderken tren çok kalabalık oluyordu. Kimi iniyor, kimi biniyor, kimi ağlıyor, kimi şey yapıyor. Destancılar da torbalarına destanı koymuşlar, omuzlarına asmışlar. Ellerinin de bir tane asmışlar, almışlar. Trenin içinde, kompartımanda geze geze satıyorlardı. Şöyle diyorlardı mesela. Askere verirler, beş dakika mola, yazdım mektubumu. Cami önünde, pazar yerinde, efendim harman yerinde, insanların kalabalık olarak toplanacağı herhangi bir yer, garlar, garajlar, oralarda hocam, bu... o insanlar toplanıyor ama adını duyar duymaz destana merak oluşturmak. Evet. Bütün hedef bu, strateji bu.